Sizlere bugün de Londra'da güneşli bir günden ve King's Cross tren istasyonundan sesleniyorum arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Burası Londra'nın gerçekten çok işlek istasyonlarından bir tanesi. Hem şehirler arası hem de uluslararası trenler kalkıyor bu güzel binadan. Ve biz bugün, daha doğrusu ben bugün yani sizlerle birlikte buradayım. Çünkü Canterbury denen bir yere gideceğim. Kent tarafında, yani Londra'nın batısı oluyor. O tarafa doğru trenle bir yolculuk yapacağım. Canterbury gayet güzel. Ben sanırım iki kere gitmiştim. Çok büyük bir katedrali var. Sadece katedrali değil, çok güzel böyle orta çağdan kalma mini mini ara sokakları, küçük küçük böyle dükkanları falan var. Gerçekten çok tatlı ve çok tarihi bir yer. Sizler için bugün oraya gezeceğim. Biletimi bu arada ben yazdırdım. Meğer bilet St. Pancras'taymış. Yani oradan kalkıyormuş tren. King's Cross bomboştu. Bir an dedik ki yani herhalde bugün şey varmış bu arada King's Cross'ta. Ne derler? Çalışmalar varmış tren yollarında vesaire. Bugün hiç tren yokmuş oradan. Ben dedim herhalde gidemeyeceğiz. Meğer şuradan şurayı da gösterelim. Bizim biletimiz buradanmış. Tren buradan kalkıyormuş. O yüzden şimdi buraya geldik. Bir şeyler alacağız, yiyecek ve kahve. Oradan da trene geçeceğiz. Biz buraya şöyle geldik. Bu elimde gördüğünüz tek kullanımlık açık bir bilet. Londra'nın terminallerinden Canterbury West, East or West diyor. Şunu diyeceğim. Bu arada şöyle de bir şey var. Bu bugünlük kullanım bileti ama 1834 yılında dünyadaki ilk season ticket diyorlar burada. Yani atıyorum bir yıllık ödüyorsunuz. Bir yıl o iki yer arasında sürekli kullanıyorsunuz bu bileti. Bu şekilde tek kullanımlık değil. Uzun dönemli ilk bilet Canterbury ile Canterbury'ye yakın Whitstable diye bir deniz kenarı bir kasaba var. 1834 yılında bu iki yer arasında basılmış bu bilet. Devam ettik. İstasyondan çıkar çıkmaz sağa sol yapıyorsunuz Canterbury West'ten çıktığınızda. Zaten hemen şehir merkezindesiniz. Burası küçük bir yer ve yürüyerek her yere çok rahat ulaşabilirsiniz. Gelir gelmez ilk gördüğünüz şey, yani şehir merkezine girmeden hemen önce zaten şu arkamda gördüğünüz Westgate diye anılan ve İngiltere'nin en büyük şehir kapısı burası arkadaşlar. Canterbury'nin orta çağdan kalma 7 tane şehir kapısından yaşayan, yani bugüne kalan bir tanesi. Burada ayrıca Westgate Gardens, yani doğu kapısı bahçeleri denen
bahçeler de var. Şöyle birazcık ilerleyerek size arka tarafı da göstereyim ve şu açıdan da bakalım. Bu arada Canterbury kelimesi nereden geliyor? O da çok ilginç. Şöyle şuraya da oturayım. Canterbury kelimesi şuradan geliyor. Buraya eski zamanlarda, yani eski zaman dedim bayağı eski zaman, 11-12. Yüzyıllarda falan uzun bir süre burası hac merkezi. Belki de hala hac merkezidir, ondan emin değilim. Ve buraya insanlar atlarıyla, işte eşekleriyle vesaire geliyorlar hacı olmak adına. Canterbury kelimesi de aslında atın belli bir tempodaki yürüyüşü demek. Canter bu anlama geliyor. Çünkü o zaman hacılar hep bu tempoda giderlermiş buraya ulaşırken. O yüzden de oradan şehrin adı gelmiş ve şehrin adı Canterbury olmuş. Şu an kapıyı geçtik. Kapı hala West Gate, yani batı kapısı, şehrin giriş kapısı arkamda. Ve şu an önümde de ne var? Önümde de şehrin ana caddesi uzanıyor arkadaşlar. Burada işte mağazaların, bir sürü restoranın vesaire olduğu bir ana cadde var. Ana cadde neyle başlıyor bu arada? Onu da size göstereceğim. Tabii ki ana caddeler. Bir kebapçı olsun, bir ocakbaşı olsun. Böyle şeylerle başlarlar. Burada da hemen bizi bir ocakbaşı karşıladı. Şöyle yürürken sizlere son olarak buradan söylemek istediğim de şu. Burada University of Kent var. Canterbury zaten kente bağlı ve Kent Üniversitesi de burada olduğu için Canterbury İngiltere'nin öğrenci yoğunluğu en fazla olan bölgesi. Arkamda gördüğünüz bina da hastaneymiş arkadaşlar. Zamanında, çok eski zamanlarda buraya çok yoğun şekilde hacılar gelirken tabii ki yolda hastalananlar, burada hastalananlar, konaklayacak yeri olmayanlar kimileri burada kalıyorlarmış. Burası girilebiliyor, içerisi gezilebiliyor. Sanırım 3-5 pound bir şeydi. Ben girdiğimi hatırlıyorum, şu an kapalı. Ama içinde çok bir şey yok. Girmenizi çok önermiyorum. Yani resimlerine bakabilirsiniz. Böyle alt katı var, üst katı var. Birkaç parça işte bilgi, yazı vesaire var. Ama onun dışında çok görülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama bilinmesi gereken önemli bir bina. Şu arkamda gördüğünüz heykel aslında bir hacı gibi gözüküyor. Ben önce onu bir hacı heykeli gibi, genel olarak hacıların temsili bir heykel olarak düşünmüştüm. Yalnız o Geoffrey Chaucer, şu an adını da saçma sapan şekilde telaffuz ettiğim, kendinden özür diliyoruz. Rahmetliden özür diliyoruz. Bu arkadaş Canterbury Tales çok çok ünlü ve İngiliz diliyle yazılmış, İngilizce ile yazılmış, İngiliz edebiyatının desem ilk eserlerinden biri olarak kabul edilen çok ünlü bir Canterbury Tales diye, yani Canterbury hikayeleri diye bir kitap yazmış kendisi. Bundan öncesinde, yani bu hangi yılda, 14. yüzyıl sonlarından bahsediyoruz bu kitabın yazılışı. Bu arada kendisinin buraya hacı olarak gelip gelmediği, hiç geldi mi gelmedi mi, bu kesin bir bilgi değil ama bence turistik amaçlarla kendisinin heykelini dikmişler buraya. Canterbury Tales ne anlatıyor? Şunu anlatıyor. Buraya hacılar yola çıkıyorlar. Londra'dan büyük bir kafile, tabii ki günler süren bir yolculuktan bahsediyoruz. İnsanlar ne yapıyor? Daha kolay geçsin, daha eğlenceli olsun diye birbirlerine hikayeler anlatmaya başlıyorlar. Yolculukta kimler var? İşte yolculukta bir rahibe var, atıyorum bir merchant dedikleri tüccar var, bir şövalye var. Bunun gibi değişik değişik insan gruplarından kişiler var ve birbirlerine hikayeler anlatıyorlar. Bu Canterbury Tales da bu hikayeleri böyle birleştirilmiş hali gibi bir hikaye kitabı gibi düşünebiliriz. Dediğim gibi İngilizce diliyle yazılmış bir kitap bu. Çünkü öncesinde kitaplar, abi ne kadar kalabalık oldu, herkes üstüme geliyor.
Öncesinde kitaplar neyle yazılıyormuş? Latin dili ve Fransızca ile yazılıyormuş öncesinde kitaplar. Hello. Hiya. Do you mind being on the camera? This is our YouTube channel. Oh, okay, yeah. Okay, awesome. Let me get my coat on. Yes, sure. Yeah. What is it you're doing it for? I'm just like a touristic purposes. Oh, just, okay. Cool. Yeah. I'm telling about Canterbury. Hiya. Actually, I'm interested in the tours as well. Okay. I just wanted to ask how much they are. So we've got the prices here. On weekdays is £16 per adult. And £14 if you're a student or over 65. Okay. Weekends is £18 and then £16 and for half tickets. Okay. Ana caddeden yürümeye devam ediyorsunuz ve yine güzel bir bina ile karşılaşıyorsunuz. Nedir? Burası bir karşılaşma, bir müze, kütüphane, ayrıca bir sanat galerisi olarak da kullanılıyor. Şu binadan bahsediyorum. Bu bina arkadaşlar 1900 yılında yapılmış ikinci dereceden önemli bir bina. Ayrıca az önce siz de gördüğünüz şeylerle konuştum, botçularla konuştum. Burada işte Cambridge'de, Oxford'da da yapıyorlar bunu biliyorsunuz. Bilmiyorsanız artık biliyorsunuz. Burada işte kayıklara biniyorsunuz, sizi kanal boyunca işte gezdiriyorlar, anlatıyorlar falan. Gayet hoş oluyor. Yalnız bunların fiyatları birazcık pahalı oluyor. Yani bana £18 dedi şu an kişi başı. Emin değilim. Yapmak istiyorum aslında. YouTuber indirimi dedim. Aşağıdaki adamla konuşun dedi. Nehrin başındaki adamla. O yüzden ona soracağım. Bakalım kaç para YouTuber indirim yapacak. Onu da bakalım inşallah yapacağım. Şu kanal birazcık büyümüş olsaydı kesin yapardım. Ama şu an maliyetle gider gelir ayarlaması yapmaya çalışıyorum. Eşyaları sevenler için çok harika bir dükkana girdim. Gerçekten çok güzel bir yere oturduk ve yemeklerimizi aldık. Burası vejetaryen bir kafeymiş, o yüzden et satılmıyor. Ne aldık hemen şöyle göstereyim ben size. Ben vejetaryen musakka aldım, yanına salata. Arkadaşım ne aldı? Karnabahar ve nohuttan yapılmış böyle bir kızartma. Yanında da patates ve salata. İngiltere'de ne bitmez arkadaşlar? İngiltere'de böyle bu inşaat işleri asla bitmez. Sanırım ben bir gelişimde daha bu Canterbury'de böyle bir restorasyon çalışması vardı. Hala da restorasyon çalışması devam ediyor.
Tabii burası çok eski bir yer. Yani burada milattan önce 6. yüzyılda bile bir kilise var. Daha sonra yangın sonrasında bu kiliseyi yeniden yapıyorlar 10-11. Yüzyıl civarlarında. Yani yapı çok eski ve tabii ki illaki restorasyon vesaire ayakta kalması için, ileriki nesillere sağlam bir şekilde aktarılması için bu tip işlemlerin yapılması lazım. Buranın zaten Hristiyanlık için ne kadar önemli bir yer olduğunu söylemiştim. Aslında onu şuradan da anlıyoruz. Burası yani Canterbury Cathedral, bu katedralin başpiskoposu seçilen ilk 10 kişiden 9'u aziz mertebesine yükseltilmiş. Yani burası o kadar önemli ki buranın başpiskoposlarının 9'u, ilk 10'undan 9 tanesi aziz olmuş. Şu an aziz olarak Christian diyecektim. Hristiyanların gönlünde aziz olarak yatıyorlar bu insanlar. Buradaki diğer bir önemli konuda şöyle bir olay var. Thomas Becket diye bir adam var. Bu buranın başpiskoposlarından bir tanesi ve zamanında kendisi 2. Henry ile, yani o zamanın kralıyla ayrı düştüğü için, yani fikir ayrılığı, bir konuda anlaşamadıkları için bu adama ne yazık ki bu katedralin içerisinde kralın adamları ve destekçileri öldürmüşler. Burada gördüğünüz gibi Canterbury'ye gelen veya buradan Avrupa'daki önemli merkezlere doğru giden, burada konaklayıp hacıların bir resmi var arkadaşlar. Bu arada şuradaki bilgiye göre de hemen yanındaki, şu an hala bu hac yolculuğunu yapanlar varmış. Ve buradan blessing alabilir diyor. Buradaki başka piskoposlardan da blessing alınıyor demişler. Katedralin bahçesindeyiz ve burada yaklaşık 200 yaşında bir ağaç var arkadaşlar. Ağacın gövdesinde sanırım bir enfeksiyon da varmış. Ama size ne kadar gövdesinin kalın olduğunu göstermek için ağaca sarılacağım şimdi. Şu an Canterbury Katedrali'nin hemen arka bahçesindeyiz ve arkamda gördüğünüz bina bir yatılı okul, King's School diye geçiyor. Buranın şöyle bir özelliği var yalnız, burası dünyanın en eski okullarından biri, belki de birincisi. Milattan önce 5. 6. yüzyıllardan beri burası okul ve şu anda hala bir yatılı okul olarak kullanılmaya devam ediliyor. Arkadaşlar burada bir de şu arkamdaki gibi bir etkinlik mi desem, bir müze mi desem bir şey var. Biz buraya gelmiştik. Bir önceki gelişimde arkadaşımla girmiştik.
Sanırım bir 15-20 pound civarında bir fiyatı var. Şu an açık olduğunu zannetmiyorum ama içeride ne olduğundan size bahsedeceğim. Canterbury Tales diyor zaten. Bu videoda yine bahsetmiştim. Canterbury Tales hikayeler vardı hatırladığınız üzere. Bu işte arkamda gördüğünüz yerde de bu parayı veriyorsunuz. Size böyle oda oda ya da böyle bölüm bölüm düzenlemişler içeriği. Böyle hareketli modeller var, işte aktörler falan var. Size bu hikayelerin bir kısmını sanırım bir 5-6 tanesini İngilizce olarak anlatıyorlar. Siz de hem geziyorsunuz böyle karanlık falan böyle, hem hikayeleri birazcık öğrenmiş oluyorsunuz, hem de böyle güzel eğlenceli vakit geçiriyorsunuz. Evet arkadaşlar, geldik bir videonun daha sonuna. Arkamda gördüğünüz gezintiyi ne yazık ki bu sefer yapamadık, uygun olmadı. İnşallah bir dahaki sefere Canterbury'ye tekrar geldiğimizde, neden olmasın, gelmek için yeniden, benim herhalde dördüncü sefer gelmem için bir nedenim var şu an. Size başladığım yerden veda ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin de umarım bir gün buralara yolunuz düşer. O zamana kadar, bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.